Değerli arkadaşım, bakın siz delege değilsiniz. Evet, ben sizi toplantı salonuna aldım. Nezaketimden, naifliğimden lütfen huzuru bozmayalım arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşlar. Buyurun, buyurun genel başkanım. İşte bu tarz aslında yönetim kurulunda da vardı. Bu tarz yönetim kurulunda da 6 saat yönetimimizle, yönetim kurulumuzla tanıklık eden bir arkadaşım. Önem getirmişler bana 5 sayfalık deklarasyonunda. Elinize vicdanınıza koyun. Yukarıda Allah var. Ben en son yaptığımız toplantıda bunun kalem kalem size hesabını verdi mi vermedi mi? Denetleme kurulu üyesi vermedi desin sonradan katılan arkadaşlarımızdan. 8 tane arkadaşımız hayır olağanüstü genel kurula gidelim. 6 tane arkadaşımız gitmeyelim. Burası kürsü. Buyurun olağanüstülük. Gerekçenizi burada açıklayın. Biz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu 1,5 sene içerisinde 20 bin lirası şeye kesilmek üzere 275 bin lira para aldık. 10 bin liradan efendim 5 bin liralardan bilmem nelerden buraya kadar geldik. Niye? Oraya giden paylarımız da bize gelmeye başladı. Dörde bölündü. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na gittim. Tanıktır arkadaşlar. Hiçbir siyasiyle, hiçbir bürokratla, hiçbir askerle asla tek görüşmedim arkadaşlar. Özel böyle arkadaşlık görüşmelerim hariç. Hepsinde de arkadaşlarımız vardı. Hepsinde arkadaşlarımızın resimleri vardı. Ne konuştuğumda ortadadır. Genel başkanım sen gittin dışarıda böyle konuşuyordun, oraya da geldiğinde böyle konuşuyordun diyorsanız çıkın bu kürsüde anlatın. Çıkın bu kürsüden anlat. Efendim ben onunla anlaşamıyorum, ben bununla anlaşamıyorum. Niye bu sorunlar bunda biliyor musunuz? Çünkü biz Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'nin muhteşem yüzyılın dizisini setine çevirmedik. Aramızdan Pargalı İbrahim çıkarttırmak istemediğimiz için arkadan bu tür şeyler çevrildi. Hiçbirine ses çıkarmadım. Sosyal medyada cevap vermedim. Benim cevap vereceğim yer bu genel kuruldur. Neyi soruyorsanız sor. Konuşurum. Daha çok konuşurum. Daha olmam yok. Allah'a şükürler olsun. Şerefim var. Beni içeri atmaya yeltenmişler. Mahkeme vermişler. Niye vermişler? Ahmet Kese sen lacivert giyiyorsun da gri giymiyorsun diye mi mahkemeye vermişler? Sen bu insanların hakkını arıyorsun. Haddini aşıyorsun diye mahkemeye vermişler. Versinler. Değil mahkemeden acaba da çıksam siz bunu hat aşma diyorsanız ben bunu aşmaya devam edeceğim. Sağ olun, var olun. Değerli delegasyon, yeteri kadar konuştum galiba. Faaliyet raporu ve denetim raporunun ayrı ayrı ibrasını gerçekleştireceğim. Önce faaliyet raporunun ibrası. Oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? Kabul edenler mi? Etmeyenler ve İbrahim demiştik. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler evet. Etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Evet. Genel başkan adaylarımız listeyle verebilirler. Hazırlık yapabilirler. Listeleri divan heyetimiz inceleyecek. Ben de gündemin 8. maddesini hemen okuyorum. Bilançonun sunumu hakkında konuşmalar ve ibrası. Gündemimizin 8. maddesini icraya çalışıyoruz. Thank you.
gelen başkanla aday olan arkadaşlar, aday olan arkadaşlar güzel bir şey yapıyor. Listelerini getirsinler bize. Gel, bir arkadaşım söz istesi var mı? Siz ne yapıyorsunuz? Buyurun, buyurun, onun hayatınızı. Çıkarmış bir üyeyi. Mikrofona geçin, buyurun. Evet. Buyurun, buyurun Sayın Adil, buyurun. Sayın Liman, Genel Kurulu'nun muhterem üyeleri. Herhangi bir şekilde dernekten çıkartılmış olan kişilerin yeniden pişmanlık duymaları halinde derneğimizi bir kaydedilmesi bence çok güzel. Faziletli bir şey. Neden? Bu dernek Kasubay Derneği ise gönül ister ki ne kadar emek Kasubay varsa derneğimizin bir sorusu. Pişmanlık yasası diyorlar. Memlekete kastederler affediliyor. Kasubay mahvedemeyecek. Benim arzatım budur. Lazım. Çok teşekkür ederim. Başka bu konuda bir adet daha konuşabiliriz. Yok, söz almak isteyen yok. Evet. Bu maddenin işlendiğine dair oylarca sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkürler. Seçim hazırlığı bittikten sonra divana bilgi verilmesi, ondan sonra da divan aday olmuş olan arkadaşlarımızın listelerini tek tek incelemesini yapacak. Genel başkan olabilme, listeyi inceleme, delege değil midir, delege midir, bunun incelemesini yaptıktan sonra açıklamasını yapacak. Arz ederim. Birazdan seçimi başlatacağız. Ancak sandıkların boş halini bütün delegasyon görsün. Öyle mi hürriyelim? Arkadaşlar tek tek. Ardınca başkan aldık. Evet. Başlayalım ilk sandıktan. Üstelik arkadaşlar. Tutur abi. Evet. Ben de bakayım. Yol ver kameraman. Thank you.
Belgel oluyor. Sayın Ayam baş yazarım. Evet, Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin birinci olağan üstü genel kurulu yapıldığı airport otelinde seçime geçilecek 4 tane sandık var. Saat şu anda 13.14, 13.14, 15.20, 4 sandık var. Sağdan 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bir önceki başkan yardımcısı Tamer Yılmaz şu anda sandıkları mühürledi. Sandıkların mühürlenmesi devam ediyor. Allah kolaylık versin. Biraz daha damla. Şurası tutmadı. Tamam. Güzel bir kontrolünü yaptım Sayın Başkanım. Evet, Konya İl Başkanımız tarafından da kontrolleri yapılıyor şu anda. Hayal Yıldırım tarafından kontrolleri yapıyor. Elleriyle tamam, kontrol ediyor. Başkanım herhalde sorun yok galiba. Sorun yok sanırım. Herhangi bir sorun yok, güzel. Tamam, sağ olun. Buyurun.
Kaplan, Mehmet Uducu, Gani Öztürk, Kemal Dalgıç, Adil Sezer, Fahri Kılınçer. Başkanım. O iki kişiyi de okuyorsunuz, değiştirdiniz. Tamam. Heydinizi buraya alsaydım başkanım. Gerek yok başkanım. Ben birazdan konuşmam da yapacağım. Başkan adayı şuradan bir tane alabilir misin? Yardımcı doçent Ahmet Zengin. Biz sizsiniz. Ahmet Zengin, İmdat Muoğlu, Soğan Felteş, Cavit Coşkun, Adem Çakan, İsmet Karabulut, Bahri Kılınçer, Ömer Teke, Doğan Kunduracı, Selahattin Demircan, Asım Aygün, Gerdin İlgen, Mustafa Tonguç, Mehmet Afacan, Recep Ateş, Kamil Albayrak, Mehmet Yılmaz. Genel Merkez Denetim Disiplin Kurulu Aday Listesi. Yönetim Kurulu. Ahmet Keser, Yüksel Bilici, Tamer Yılmaz, Selçuk Çapar, İsmail Mavi, Hasan Erdoğan, Ahmet Sezer, Kasım Rızaoğlu, Sıracettin Eldem, Zeynep Abidin Kandemir, Özkan Özcan, İbrahim Şimşek, Naime Özeren, Hasan Yıllar, Cevat Kılıçdemir, Nihat Palar, Erhan Aslan. Camiamızda her ikisi hayırlı uğurlu olsun. Değerli delegasyon, ismini okuduğumuz genel başkan adayları 10'ar dakikalık sınırlama ile bir konuşma yapacaklar genel kurula hitaben. Diğer arkadaşlarımızın özel durumlarını kendilerine ilettik. Ahmet Keser başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Saygıdeğer divan, saygıdeğer şube başkanlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri burada bu ortamda biliyoruz. Çok sıktık, basık bir hava altında ama ilginiz hiç dağılmadı. Bugün Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşu ve kişileri bu salonu ve bu salondan çıkacak sonucu bekliyor. Ben cevap hakkımı kullanırken ve onun öncesinde faaliyet planı, faaliyet raporumuzu açıklarken yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Diğer arkadaşlarıma da çok haksızlık yapmak istemiyorum. Benim söylemi de kabul olurlarsa Sayın Divan Genel Başkan adayı arkadaşlarımıza ekleyebilirim. Söyleyeceğim şey şudur. Bugün burada bir genel başkan seçmeyeceğiz sadece. Bugün sadece burada bir yönetim kurulu seçmeyeceğiz. Bir kararımızı Türkiye ile ve dünya ile paylaşacağız. Ya tamam ya devam. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Ahmet Bey lütfen. Sayın Ahmet Zengin. Buyurun. Değerli divan, Mümtaz Asubay Camiası'nın çok değerli, kıymetli delegeleri, burada olan olmayan, kıtada nöbet bekleyen ve onların çok cefakar eşleri olan hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.
Mevlana'nın bir sözüyle başlamak istiyorum. Dün geçti cancağızın, bugüne bakmak lazım. Bugün için de yeni şeyler söylemek lazım. Bizden önce çalışan bu camiaya bir tuğla koyan, bir taş koyan, bir toplu iğne başı kadar iyilik yapan bütün arkadaşlardan, bütün başkanlardan Allah razı olsun. Yunus Emre gibi biz buraya kavga için gelmedik. Biz buraya barış ve sevgi için geldik. Gönüllerinize hitap etmek istiyorum. Tabii ki kafanızda mutlaka bir adayınız var. Ben öncelikle televizyonlarda 10 senedir 1974'ten beri mücadele eden bir kardeşinizim. Bir generalle tartıştım diye 9 ay orada evlerine beni sokmadılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ve Cumhurbaşkanımız tarafından kaldırıldı bu ceza. Yine Mehmet Ali Erbil, Asubay rütbelerine, Elit Sarışın'la Fox TV'de programda Asubay rütbelerine ne denir dendi. O da pırpır cevabını verdi. Bu söz üzerine Cumhuriyet Savcılığına müracaat ettim. Dava açtım. Fox TV'den o programını kaldırttırdım. Ve çok büyük miktarda da bir tazminat davası kazandım. İnşallah onu da aldığım zaman önce Mehmetçik Vakfı'nı düşünüyordum. Tebata onu irat kaydettireceğim. Sözüm olsun size. Efendim ben mayınlı arazilerle gündeme geldim. Yaklaşık 26 kanalda Suriye sınırındaki mayınlı alanları genelkurmay temizlemedi. Biz bunları bırakın emekli asubaylar olarak biz temizleyelim. Bir tayin ekmeğe, bir üzüm hoşafına biz memleketimize hibe edelim dedik. Ve bize bir başbakanımız şunu söyledi. Bu askerler de emekli olunca konuşuyorlar. Oturun oturduğunuz yerde dedi. Ben de Fox TV'de 3,5 saat biz her yerde otururuz. Ama vatan söz konusuysa bizi kimse tutamaz. Görüyorum ki 4x100 bayrak yarışı gibi bizden önce kardeşlerimiz koştular. Yoruldular, yıprandılar. Onlar bir ailenin içindeki evlatlar gibi. Kol kırılır, yine içinde kalır hesabı. Bütün her şeyi burada hallederim. Artık geçmiş bitmiştir. Yarın sabah yeni bir gün doğacaktır. Ve bu yeni gün ışığında akademisyen arkadaşlarla beraber karşınızda olacağız. Sizin hizmetkarınız olmaya talip olacağız. Bizi seven sevmeyen, bize oy veren vermeyen bütün kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, hanımefendilerini saygı ve sevgilerle selamlıyoruz. Sabahleyin buradan yine Türkiye için çok büyük bir güneş doğacak. Şu şanlı bayrağın yanındaki temat logosuna bir bakınız. Gül ile bülbül gibi ne kadar güzel birbirine yakışıyorlar. Bana bir general televizyonda şunu söylemişti. Sen ne oluyorsun? Sana kim oluyor? Sen necisin demişti. Ben de şunu söyledim. Ben 76 milyonda bir tapu sahibiyim ve emekli asubayım demiştim. Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, yarışacaksak adabımızla, edebimizle yarışmalıyız. Kimseye çamur atmadan, kimseyi horlamadan, kimseyi aşağılamadan, ötelemeden, bel altına vurmadan, dürüstçe, hakça, ama bu seçimde görüyorsunuz konuşma hakkı bize ne kadar az verildi. O bakımdan ben bunu bu faaliyetler içerisinde yoğun telaş içinde bir art niyet olmadan bize bu hakkın verildiğini görüyorum ve düşünüyorum. Ben kardeşiniz olarak uluslararası alanda çalışmaları olan özellikle mayın ve terör ve patlayıcılar konusunda doktora yapmış olan bir kardeşinizim. Uluslararası arenada Nobel'in dinamiti buluşundan sonra en büyük buluşu sahibiyim. İstanbul'da bir firmada genel müdür olarak çalışıyorum. Hepinizi oraya bekliyorum. Peki benim burada ne işim var? Onu anlatmak istiyorum müsaade ederseniz. Efendim temat çok güzel bir rüzgar yakalamıştı. Arkamızdan güzel bir rüzgar esiyordu. Sayın Başkan da televizyonda onu çok güzel kullandı, ifade etti. Allah razı olsun. Bizim dertlerimizi dile getirdi. Ben küçük yalıda oturuyorum, İstanbul küçük yalıda oturuyorum. Orada çöp topluya, plastikten, çöpün içindeki plastikleri ayıklayan emekli abilerimiz var. Bakın millet bizden derdine derman arıyor. Kavga istemiyor. Bugün hepinizin şuraya gelirken hangi zorluklarla geldiğinizi, evde neleri bıraktığınızı,
Mutfakta kaynayacak tencerede yemek olmadığını biliyorum ben. Ben 1 milyon 350 bin lira maaş alıyorum. O yakın bugüne kadar ben gündeme getirdim. İlk defa ben gündeme getirdiğimde televizyonlara yani çıkış yasağı koymaya çalıştılar. Düşünün, bir tane subayın ismi kışlalara verilmiyordu. Emekli general isimleri vardı kışlalarda. Emekli general bilmem ne kışlası, emekli general bilmem ne kışlası. Yeni yeni söyleye söyleye o şehit asubayların isimleri yazılıyor. 4 yumurta için asubayı maaş cezası ve hapis cezası veren insanların ben afişlerde boy boy onların yemek listelerini yayınladım. Vardiya bizde diyorlar şimdi. O vardiya bizde diyen general eşi hangi altın gününde ne ikram etti yemek listesini ben yayınladım. Yine ben yayınladım. Marmara Ereğlisi kampına bir uzman çavuşun çocuğunu assubayla, assubayın oğluyla arkadaş diye almadılar. O çocuk elektrik direğine çıktı. Rütbesiz ölüm diye gazeteye başlık attım ben. 1974 yılında Mamak cezaevinde 28 gün disiplin cezası vererek yatarak bu mücadeleye başladım. Uzun yıllar hizmet ettim. 1995 yılında tam 20 yılımı doldurduğum zaman emekliye ayrıldım. Hiç benim buralarda bugün işim yoktu. Ama sizleri bir gül bahçesinde, bir çiçek bahçesinde değişik renkte çiçekler olarak gördüm. Bugün çok mutluyum. Yarın evime döndüğümde netice ne olursa olsun çok mutlu ayrılacağım. Sizleri tanıdım, kendimi anlatmaya çalıştım. Birkaç projeden de bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Sayın Başkan çok güzel bütçeyi izah ettiler. Bütçe belli bir noktalara geldi. Allah'a hamdolsun. Çok güzel bir noktadayız. Fakat kendi binamızı yarın bir gün hani Maliye Bakanlığı'na devredildi o binadan. Çift deseler bize kendi binamızı yok. Hani Ankara'da, Çankaya'da bize yakışır. Bizim prazantemize, sosyal kişiliğimize yakışır güzel bir binanın temellerini atmalıyız. Temat Üniversitesi'ni kurmalıyız. Temat'ta yaşlılar evini kurmalıyız. 14 aylık bir sürede siz de takdir edersiniz ki bunları yapmak böyle her baba yiğidin karı değil. Elimizde sihirli değnek olsa, sopa olsa 14 ay bir noktaya temas etseniz gene yapmak mümkün değil. Ben bugün çok mutluyum. Sizlerin karşısında şerefli olmaktan çok bahtiyarım. Ben müsaade ederseniz, siz de takdir ederseniz, ben adaydım ve bugün buraya aday olmak için geldim. Ancak şu karmaşa döneminde yapılan bir takım faaliyetler var, devam eden faaliyetler var. Başka başkanların projeleri var. 14 aylık süre kaldı ki bize çok dar bir zaman. Ben müsaade ederseniz bu oyu size lütfen sormak istiyorum. Müsaade ederseniz kendimi tanıtıp sizleri tanıdıktan sonra aranızda bulunmaktan şeref aldıktan sonra müsaade ederseniz sizin de onayınız ve olurunuz olursa arzu ediyorsanız topluca ben başkanlıktan çekilmek istiyorum. Bundan sonra aranızda kardeşlerim kim seçilirse seçilsin, arzu ederlerse gerek basındaki mevcut olan efendim programlarımda gerek sahip olduğum konumlar itibariyle sizleri temsil ederken asubayların kalitesini, mümtaz kişiliğini ortaya koyarken ben her zaman emrinizde olduğumu teyit eder. Sizlere yolculuklarınızda hayırlı, sağlıklı yolculuklar diler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. Hanımefendilerim, sizlere saygıyla selamlarım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sayın Ahmet Zengin'e çok teşekkür ederiz konuşmalarından dolayı. Veli Bozkır, Genel Başkan adayımız davet ediyorum. Buyurun. Ahmet abi saygılar sunuyorum abi.
Sayın Divan, saygıdeğer meslektaşlarım, öncelikle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Temat 1. Olağanüstü Genel Kurulu camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu bir sevda. Hiç kimse başarısız olmak için asla yola çıkmaz. Bu bir gönül işidir. Bu bir özveridir. Bu alın teridir. Bunun karşılığı yoktur. Ödenemez. Bizler Temat ailesi olarak bu vatanın her bir köşesini savunması için yemin ettik. Sadece biz değil, eşlerimiz, çocuklarımız kaparkalarında nöbetlerimizde, tatbikatlarda, görevlerde bizleri beklediler. Bu mücadeleye biz onları da ortak ettik. Onlar da acı çektiler. Belki aranızda ilkokulu başladığı okulda bitiren evlatlarımız belki yok denecek kadar azlar. Sık yaptığımız, gördüğümüz tayinler neticesinde belki 3-4 okulu gezip okulu bitiren çocuklarımız, yavrularımız var. Biz onları da mağdur ettik. Ama şuna inanıyorum ki özlük haklarımızda, disiplin yasasında, tayin ve terfilerde çalıştığımız koşulların olumsuzluklarında hep dimdik olduk. Bir asubay maaşı ile biz bu memleketin geleceğine, Cumhuriyetimizin bekçileri, Büyük Önder Atatürk'ün geleceği emanet ettiği donanımlı, edepli, ahlaklı gençler yetiştirdik. Övünmek, gururla yürütmek